Arkadaşlar ben tahtaya bir buzdağı çizdim. Buzdağının alt kısmı görünmeyen bölgeniz her zaman bizim. Bu buzdağının alt kısmı sağlık, güvensiz ve dengesiz beslendiğimiz için sağlık kısmını oluşturuyor. Hastalıklarımızı oluşturuyor. İş kaybımızı oluşturuyor. İş gücü kaybımızı oluşturuyor. Bunların değerlendirilmesi için nasıl bir beslenme sistemi, nasıl bir işçi çalışan arkadaşlar nasıl kooperatifleşiyor? Veya iş yeri temsilci arkadaşlarımız iş yerlerinde nasıl yiyorlar, nasıl beslenmek bir kültürüyle besleniyorlar? Bu konuda konuşmak üzere İsmail Kaya Bey'i, Boş Çalışanları Tüketim Kooperatifi Başkanı'nı ve Delitex Sendikası iş yeri temsilcisi olan Burkay Orda'yı sol tarafımıza alalım. Allah'ın emri. Arkadaşlar, hepinize merhaba. Biz Bursa'dan geliyoruz. Ayhan Bey ile Ayhan arkadaşımızla. Bursa Boş Çalışanları Tüketim Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı. Arkadaşımız da ikinci başkan, yardımcımız. Yaklaşık 20 yıldır bu fabrikada çalışıyoruz. 7 yıldır da aralıksız olarak kooperatif yönetimindeyiz. Cuma günü atlattığımız genel kurulda bir 4 yıl daha yetki verildi. Toplamda 11 yıl aralıksız olarak burada görev yapacağız. Şimdi sağlıklı beslenme ile ilgili teknik olarak çok bilgimiz yok. Hocamızın dediği gibi buzdağının görünmeyen tarafı. Ama biz daha çok görünen taraflarıyla ilgilenmeye çalışıyoruz. Burada demin ziraat mühendisi arkadaşımız Mustafa Bey de herhalde. Yok, Ahmet Bey. Ahmet Bey aslında benim bazı anlatmak istediklerimi çok teknik olarak anlattı. O kadar teknik yaklaştı ki bizim sağlıklı beslenmemiz, sağlıklı tüketmemiz için o kadar gerilere gitti. Ben aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Ben çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Aslen Edirne'liyim. 20 yıl Edirne'deydim. Ondan sonra Bursa'ya geldim. Yaklaşık 21 yıldır da Bursa'dayım. 20 yıldır da aynı fabrikada çalışıyorum. Boş Tüketim Kooperatifi ben işe girerken vardı ve hayallerimdeydi. 2007 yılında almış olduğum kararla 2012'de bunu hayata geçirdik. Ve 2015 yılından bu yana sağlıklı nasıl beslenilir, ne yapılır kooperatiflerle ilgili bunun da çalışmalarını yapıyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Şimdi bizim geçen 21 Aralık'ta Dünya Kooperatifçilik Günü'nde yerel kooperatifleri, üretim kooperatiflerini, hatta Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen üretim kooperatifleri vardı ve tüketim kooperatiflerini bir araya getirdik. Onun yanında tabii hükümet temsilcileri, yerel yöneticiler falan onlar da vardı. Buradaki amacımız şuydu, kaliteli tüketim herkesin hakkıydı. Bu şekilde panelin konusu. Ama kaliteli tüketimi herkes yapabiliyor mu? Herkes hak ettiğini alabiliyor mu? Baktığınız zaman az önce bir hanımefendi de söyledi. Fiyatlardan veya işte ekonomik durumlardan dolayı maalesef bunları yapamıyoruz. Bunların aslında bazı sorumluları da biz kooperatifleriz. Biz kooperatifler nereden sorumluyuz, neden sorumluyuz? Biz üretim kooperatifleriyle birlikte çalışamıyoruz. Bizim nedense böyle bir kopukluğumuz var. Sadece son 3-5 yılda bu hareket başladı. Ama şu anda da çok ama çok azınlıktayız. Ses getirebiliyoruz mu? Sadece ilgilenenler bunu biliyor. İlgilenmeyen insanlar kooperatifin ne olduğunu da bilmiyor. Biz köylü çocuğu olduğumuz için imece usulünden az önce bahsedildi. Gerçekten köyde herkes eskiden birbirine çok yardım ediyordu. Yani kooperatifin bir örneğiydi bu. Ama şehir hayatında bu maalesef yok. Herkes kendiyle çaresizlik içinde kalabiliyor. Bunun da en büyük sebeplerinden bir tanesi yine ekonomik şartlar ve internetin farklı kullanılması. Herkes kendini oraya bağladı. Tek arkadaş Facebook oldu. Sosyal medya, Instagram, Twitter bunlar oldu. İnsanlar iyi amaçlı da bunları kullanmıyor. Biz fabrikada olduğumuz için bazen çay ocaklarına gittiğimizde 20 kişi aynı ortamda hiç kimse birbiriyle konuşmuyor. Bizim tek arkadaşımız Facebook oluyor. Maalesef insanlar bu sosyal medya yüzünden sosyal
kültürel faaliyetlerimizi ya da yapmamız gerekenleri maalesef yapmıyor. Konumuz yemek ama ben hani sağlıklı beslenme ama şunu söylemek istiyorum, hani buradan bağlamak istiyorum. Çok ilgisiziz, çok ilgisiz olduğumuz için hiçbir şeyle ilgilenmiyoruz. Yiyoruz, içiyoruz, kanser oluyoruz, ölüyoruz, gidiyoruz. Şimdi demin sizin de bahsettiğiniz gibi üretimle alakalı en büyük problem var. Eğer siz sağlıklı üretim yapamıyorsanız hiçbir zaman sağlıklı tüketim yapamazsınız. Hangi diyetisyen televizyona çıkarsa çıksın, şunu yiyin, bunu yiyin, şunu yapın, bunu yapın derse desin, bunu yapamazsınız. Az önce sizin de bahsettiğiniz gibi zirai ilaçların olması. Şimdi ben geçen sene bir gazetede okudum, üzümün 34 HT 78-70 numaralı araç gibi arkadaşlar aracını çekmesi gerekiyormuş, acilmiş. Bir daha okudum. 34 HT 78-70, acilmiş. İzledim. Ya estağfurullah. Üzümle ilgili bir yazı okudum. Üzümün yetişmeye başladığından tüketiciye gidene kadar olan ilaçlanma sürecinde gerçekten hani bunu üreticiyi kötülemek için söylemiyorum çünkü çaresizlik içinde bunu üretiyorlar daha fazla ürün almak için. Resmen zehir üretiliyor ve bizim vücudumuza zehir giriyor. Benim ailem çeltik üreticisi daha çok. Pirinç, bildiğiniz pirinç Trakya'da çok yetiştirilir. Bu sulak araziler bol olduğu için. Benim çocukluğumda bildiğimiz bir tane ilaç türü vardı. Şimdi gidiyorum yazın bazen görüyorum 30 tane ilaç. O buna 60, o buna 1,5 miligram daha fazla koymuş. Pirinçli hiçbir üretici yok. Bu buna biraz daha koymuş fazla. İşte şurada bu kadar kalmış ya bunu çöpe mi atacağım seneye kaybolur zaten. Bunu da dökelim ilave edelim bir şey olmaz bundan deyip. Bu şekilde üretim yapılıyor ama bunun sonucu hep bizlere, tüketici aslında kendilerine de, üreten kişinin kendisine de yansıyor. Bunun için bizim sağlıklı tüketmemiz için sağlıklı üretmemiz gerekiyor. Kooperatifleşme burada çok önemli. Kooperatif olmak çok önemli ama kooperatifleri de gerçekten siyasetten uzak tutarak, siyasetle hiçbir şekilde bulaştırmayarak, benim adamım orada olsun da isterse hiç faaliyet yapmasın demeyerek, oraya gerçekten çalışan adamları koyarak çözebiliriz aslında. Bunun çözümleri çok. Ama bunlar yapılıyor mu? Yapılmayan daha fazla. Ben Bursa'da ve çevresinde de görüyorum. 139 tane köyde şu anda Bursa'da hiç üretim yapılmıyor. Araziler boş. Ve oradaki gençlerin tamamı şehre göç ediyor. Ve şehre göç etmesinin iki tehlikesi var. Bir tanesi üretici olmuyor. Bir tanesi de şehre geldiği zaman bir tane daha tüketici artıyor. Üretmeyen ve tüketen bir ülke haline geliyoruz. Diğer dezavantajları da söyleyeyim. Köyde kalana kız da vermiyorlar. Kızlar da köyde kalmak istemiyor. Bunlar da aslında çok büyük tehlike. Ya bunların hep sebepleri gittiğiniz zaman geriye doğru hep maddi imkansızlıklar, ekonominin iyi olmaması, tarım ürünlerinin çok pahalı olması. Diğer bilinçsiz taraf Trakya'dan bahsettiniz az önce. Resmen traktör mezarlığı var. Bütün traktörler hipotek edilmiş. Her kapıda benim abimde iki tane traktör var. 100 dönüm tarlası yok. 400 dönüm tarla işliyor. Bir traktörle bunu yapabilirken iki tane traktörü var. Ne dediğimi soruyorum. Çok mütevazı bir kişi olmasına rağmen ya iki tane fazla mal göz çıkarmaz. Aslında 10 tane çiftçiye bir tane de traktör yetiyor. Bütün kazançlarını bu pahalı olan şeyler, bütün kazançlarını aslında onlara veriyorlar. Kooperatifleşmeyle bu çözülebilir. Yıllar önce eğitimlerimize gittiğimizde bir hocamız bize şunu söylemişti fabrikanın gönderdiği eğitimlerde. Trilya'da aynı şekilde bir dönüm veya işte 100 ağaç, 200 ağacı olan herkeste traktör ve ilaçlama makineleri var diye millet buna çalışıyor. Gittik çok zor olmasına rağmen, çok zor ikna etmemize rağmen kabul ettirdik ve koskocaman o köye, kocaman köy dediğiniz ne kadar sardık, belki 50 tane traktörü vardı. 3 tane traktöre düşürdük, traktörleri sattırdık, işte farklı yatırımlar yaptırdık. 3 tane traktörle o köyün bütün zeytin ağaçlarından ihtiyacı neyse traktörle yapılması gereken yaptık. Bilinç buradan başlaması lazım aslında. Bu kooperatifleşmenin güzel yanı. Maliyetleri bu şekilde düşürerek başlanabilir. Benim aslında hani bu üretim kooperatifindeki Sani Hanım vardı. O belki daha iyi bilir ama benim tüketim tarafından daha çok konuşmam gerekiyor. Ama üretim tarafı bizi daha fazla ilgilendiriyor. Bizim bilinçli
bilinçli üreticiler üretmemiz gerekiyor. Bunun içinde tek çaremiz kooperatifleşme. Başka hiçbir çaremiz yok. 2015 yılında Avrupa Birliği'ne bir proje verdik. Üreticiden tüketiciye kabul edildi ve bizi Lübnan'a gönderdiler proje çalışmasına. Size bir şey söyleyeyim, inanır mısınız bilmiyorum. Lübnan deyince belki hani orada kooperatifin ne işi var soruları gelebilir aklınıza. Bizden daha iyi kooperatifleşmişler. Ve ilk görüştüğümüzde bir soru sordum. Sorduğum soruya pişman oldum. İlk kooperatif başkanı Hristiyan'dı. Orada 3 tane din mensubu insanlar var. Kendisine Müslüman ortağınız var mı diye sordum. Sormaz olaydım. Adam ne demek istiyorsun sen dedi. Yani biz kutuplaşmaya da alışmışız artık son yıllarda. Kürt müsün, Türk müsün, Laz mısın, Müslüman mısın, Hristiyan mısın diye. Biz Lübnan halkı için çalışıyoruz. Lübnan insanı için çalışıyoruz. O yüzden hiç bugüne kadar sizin gibi bakmadım dedi ve yadırgadı. Gerçekten üç dinden de insan var ve bizden daha iyi kooperatifçilik yapıyorlar. Bizden daha hani bizim doğallığı bırakın organik ürün üretiyorlar. Önce ziraat mühendisleri köyden çıkmadan önce ürünlerini kontrol ediyor. Üretim tarafında, tüketim tarafında sergiledikleri ürünleri de orada ilk duyduğum o da diğer üniversiteleri hatırlamıyorum. Amerikan Üniversitesi'nden yetkililer ürün alıyor ve analizi yaptırıp eğer hiçbir şey yoksa o teknikleri neyse neyi baz alıyorlarsa ondan sonra pazarlama tarafına geçiyorlar. Bu Lübnan gibi bir ülkede yapılıyor. Lübnan ülke olarak her gün savaşın baskısının altında bir ülke. Ama bunu başarabilmişler. Bizde maalesef bu yok. Bizim de üretim kooperatiflerinin kurulması şart. Üretim kooperatifleri kurulduktan sonra da tüketim kooperatifleri olarak bizim harekete geçmemiz gerekiyor. Biz 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü'nde Bursa'da bir tane daha kooperatif kurduk. Üreticiden tüketici hizmet ve işletme kooperatifi. Onu inşallah önümüzdeki haftalarda hayata geçirmek istiyoruz. Üreticiden ürünleri alarak başta Bursa olmak üzere hedeflerimiz büyük. Eğer büyürsek diğer kurulmamış illere kurdurmak ya da kurmuyorlarsa da o illere o ürünleri vermek istiyoruz. O ürünleri almak istediğimiz tek yerler üretim kooperatifleri olacak. Şahıs üreticileri olmayacak. Eğer şahıs üreticisi ise kooperatife ortak olacak. Değilse alınmayacak. Bunu ilk zeytinle başlatıyoruz önümüzdeki haftadan sonra. Onun analizleri yaptırıldı. Sonuçları gelmedi daha. İyi olduğunu sadece biliyoruz. Sonuçlarını ben incelemedim. İncelesem de zaten anlamam da. Ziraat mühendisleri odasından arkadaşlarımıza raporları vereceğiz. Eğer istenilen kriterlerde ise çalışmaya başlayacağız. Ama ülkemizde gerçekten organik tarım yapıldığına ben inanmıyorum. Çünkü organik tarımın yapılması için ziraat mühendisi arkadaşlarımız daha iyi biliyor. Tohumundan toprağına kadar her şeyin uygun olması gerekiyor. Bugün benim köyümde Edirne'de domates artık yetişmiyor. Toprak kusmuş artık, ilaç kusmuş. Domates alamıyorlar. Yani kendileri için bile domates alamıyorlar. Toprak o kadar zehirlenmiş. Bunun en büyük etkisi işte çeltiklere atılan çok çeşitli ilaçların olması. Çeltik tarlalarının yanında maalesef yetişmiyor. Bu tehlikeler var ve işte sizin de dediğiniz gibi buzdağının görünmeyen tarafı. Hepimiz kanser hastası oluyoruz. Bunu sağlıkçı arkadaşlarımız varsa daha iyi biliyordurlar. Dünya sıralamasında kanserde birinci olduğumuzu duyduk ne kadar doğru bilmiyorum. Birinciyiz. Bu birinciliği de öyle sanıyorum ki bırakmayacağız. Yani hakikaten bırakmayacağız. Kararlıyız bunu da bırakmamak için. Gidişat öyle. Bizde bir baş ağrısı gibi veya mide bulantısı gibi, grip gibi kanser de artmaya başladı. Çocukluğumda hiç unutmuyorum. Devlet su işleri görevlileriydi herhalde zamanında. Sudan analiz almak için geldiklerinde az önce zehirli su yok dediniz ya. Biz orada yüzerken o suda onlar bize buraya girmeyin diyordu. Suyu analiz yaptırmak için su alıyorlardı. Ve Çerkezköy'den sanayi atıkları Saros Körfezi'ne kadar gidiyor. Ve o hatta olan bütün üretim çiftçileri maalesef bu suyu kullanıyor. Kanser olmamak gerçekten imkansız. Buna işte bu kadar duyarlı insan var bugün burada. Belki büyüyebilir miyiz bilmiyorum. Ama amacımız zaten bu büyümek. Artık
üretim kooperatiflerinin bilinçli olması gerekiyor. Ben önümüzdeki günlerde Ankara'ya gideceğim. Eğer birlik kooperatifleriyle de görüşeceğim bunu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullara kooperatifin zorunlu ders olarak konulması yönünde tavsiyede bulunacağım. Eğer büyüyebiliyorsak, bu işte Eskişehir'de üst birlik var, Kocaeli'de üst birlik var, İstanbul'da var bildiğim kadarıyla. Üst birliklerde bu daha kolay olur. Bursa'da üst birliği de inşallah kurmak istiyoruz. Yani gerekirse Milli Kooperatifler Birliği'ne de giderek okullara haftada 2 saatte olsa zorunlu kooperatifçilik dersini koymamız gerekiyor. Biz burada sadece bu kadar insan sosyal aktiviteleri sevdiğimiz için, boş zamanı kahvede geçirmemek için buraya gelmişiz. Çeşitli illerden gelen var. Biz Bursa'dan pazar sabahı kalktık. Daha uzak yerlerden gelen arkadaşlarımız var. Ama bunun bizim birbirimize aşılayarak olacağını çok fazla düşünmüyorum. Çok şeye katıldık 2015'ten beri. Konuşmacı olarak da katıldık. Dinleyici olarak da katıldık. İnanın oradaki anlattıklarımızın %1'ini ya da %2'sini hayata geçirebiliyoruz. Buradan çıktıktan sonra bazı zorluklarla, çünkü bu kimseden alınan bir destek değil, herkesin kendi cebinden harcayarak yaptığı bir iş. Bazı zorluklarla bunlar yapılıyor. Bu yüzden bizim gerçekten kenetlenmemiz gerekiyor ve okullarda çocukken eğitime başlamamız gerekiyor. Yerli malı haftamız vardı, yerli malı ürünleri nasıl kullanılır bunlar vardı. Artık o yok. Biz yerli malına bir hafta kala hep yerli ürünleri bulup okula götürmeye çalışıyorduk. Artık yerli ürün kalmadığı için okula da yerli ürün götüremiyoruz. Yerli ürün olmadığı için yerli malı haftası da yapılmıyor. Ben tarihini de unuttum, eskiden biliyordum. Bunun hani buradan sizlere de sesleniyorum. Gittiğiniz illerde lütfen örgütlemeye çalışın. Bir gün yine bir yerde buluşursak ya da işte telefon numaralarınızı alırız. Milli eğitime bu baskıyı yapmamız gerekiyor. Bilinçli insanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Sağlıklı tüketim yapabilmemiz için sağlıklı üretmemiz gerekiyor. Biz bunun çabası içerisindeyiz. Şimdi az önce Sayın Başkanımız da, Sendika Başkanımız da bahsetti. Fabrikalardaki yemek maliyetleriyle alakalı. Ben bunu şöyle söyleyeyim, çok şanslı olduğumu görüyorum. Fabrikada, Boş Fabrikası'nda çalışarak. Böyle bir sıkıntıyla hiç karşılaşmadığımız gibi bize gelen ürünlerin önceden kontrol edildiğini ve yemek yapıldıktan sonra tekrar kontrol edildiğini biliyorum. Analiz yapıldığını biliyorum. Ama herkes demek ki bizim kadar şanslı değil. Her yerde bunun olması gerekiyor. Yemek maliyetinden kesinlikle kaçınılmıyor. Ama diğer fabrikalarda maalesef bunlar varmış. Bunu duydum, gerçekten üzüldüm. Bizde bu yok. Ama ne derseniz deyin, dönüp dolaşıp yine kaliteli üretime, doğru üretime, bilinçli üretime geliyoruz. Onun için burada en büyük sorumluluk üretim tarafında. Üretim kooperatiflerinin kurulmasıyla alakalı. Bizler de üretim kooperatiflerine destek vererek olmayanlar tüketim kooperatifini kurmalı. Ama burada da hiçbir çıkar düşünmeden bunu yapmalı. Çünkü başka çıkarımız yok. Başka çaremiz yok. Buna mutlaka herkesin el atması gerekiyor. Ben yine arkadaşımız konuştuktan sonra sorularınız olursa ya da aklıma gelen şeyler olursa mutlaka söyleyeceğim. Tek çaremiz kooperatifleşme, başka çaremiz yok. Sizlere bunu söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ben sözü Burkay'a vermeden önce bir şey söyleyeyim. Öncelikle İsmail Bey'e teşekkürler. Yerli malı haftası 12-18 Aralık tarihleri arasında, evet. Eskiden. Bir de üzümde çok fazla ilaç kullanıldığını söylediniz. İki konuda üzümde ilaç kullanılır. Yani ek ne kadar ilaç kullandığımızın örneğini vermek için söylüyorum bunu. Normalinde birisi floksera için ilaç kullanılır ve milyo için ilaç kullanılır. Üzüm Türkiye'de en az ilaç kullanılan üründür. En az tarımsal ilaç kullanılan ürün cinslerinden, yani ürün cinslerinden birisi üzümdür ki onda da ne kadar çok ilaç kullanıldığını söylediniz. Şu kadar ilaç kaldı atayım mı diyorsunuz ya, şu ilaç kutusunun üzerinde yazar. Birinci, ben bunu çok rastladığım için söylüyorum, sadece bir anekdot. Birinci çiçeklenme döneminde atınız der, evet. Rüzgarsız havada atınız der, rüzgarı kaçmıştır. İkincisini atarken, birincisini de atmadım, ikincisini de atayım der. O meyve çiçeğinin ürünüdür, ne kadar acı ki. O meyveye direkt sirayet eder. Onları üreticimiz bilmeyebilir, çok normaldir. Bunu
bunun içinde az önce oda başkanımızın da söylediği gibi bunun kesinlikle bilinçliler tarafından yapılması, özellikle ilaçlamanın gübrelemenin bilinçliler tarafından yapılması gerekir deyip nasıl besleniyorsunuz? Bu tarafta boş fabrikasında böyle bir sorun yok, ne güzel, siz nasıl besleniyorsunuz deyip topu Burka'ya atalım. Buyurun. Arkadaşlar merhabalar. Ben de tüm katılımcı arkadaşlara katılımdan dolayı teşekkür ediyorum. Biz hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi biz işçilik hayatında Anadolu'dan geldikten sonra 18-19 yaşlarında kalıp seçmede. Deri sektöründe iş başı yaptık. Tabi o zamanlar yeni örgütlenmiş bir şey vardı. Orada sanayi bölgesi vardı. 87 grevini yaşamadım ama 87 grevinden sonra geldim. Bu 87 grevinden sonraki koşullarda yemek yeme koşulları, fabrikanın koşulları, çalışma koşulları o zamanki sanayinin çok kötüydü. İşte deri leşlerinin ortalarda, sokaklarda olduğu, işte fabrikalarda yemekhanelerin kiminin dolapların altında insanlar yemek yerken üzerine dolap suları damlardı. Bazılarda çatı kısmı dediğimiz yerlerde sadece üzerine bir ondürit atıp o bacanın bütün şeyleri, dumanlarının olduğu bir süreçten geçtik buralara gelene kadar. O dönemlerde çoğu fabrikalarda bazı kazanımları elde edebilmek için mesela boykotlar yapılırdı. Yoğurt, bir yoğurt gibi, yemek gibi. Hatta biz bazen arkadaşlarla konuşurken şöyle bir şeyimiz vardı. Bir gün yemek boykotu yapılacak. Yemekhaneye geldik, işte yemekhane koşulları iyi değil, yemekler iyi değil. Tabii o zamanki büyüklerimiz işte yemek boykotunun temsilciler olacağını söyledi. Arkadaşım bir söz hakkı aldı. İşte hem yiyelim hem boykot edelim de işte. Bu şeyden sonra... Aç kalmamak lazım. Bu mesela yoğurt, biz kimyasalla çalıştığımız için bizim için aslında çok önemliydi o dönemlerde. Birkaç kere direnişlerden sonra, meseleyi bırakma direnişlerinden sonra yoğurduk insanlar kazandı, işçi arkadaşlar. Sonra yoğurtlar dağılmaya başladı. 90 sürecinden sonra tabii ben bir askerlik sürecim vardı. 92'ye buraya geldiğimde Tuzla Havzası'na gelmiştik. Burada tabii biz geldiğimizde çok yoğun bir şey vardı o zaman. Yine örgütlenme çalışmaları vardı. Bu örgütlenme çalışmalarından sonra direnişler oluyordu, çadırlar kuruluyordu. İnsanlar haklarını elde edebilmeleri için işçilerin birlik olması gerekiyordu. Ama şunu da açık yürekliyle söyleyeyim. O dönemki işçilerle şu anda çalışan işçilerin potansiyel ve düşünceleriyle çok farklıydı. Yani o zaman işçiler bir şeyi yaptığı zaman bir bütün olarak bir örgütlenme açısından daha fazla nasıl faydalı olabilir, nasıl örgütlenebilir, daha fazla yayılabilirim. Ama en son özellikle şu 2-3 yıllık bir süreçteki işçi potansiyeli ben daha fazla nasıl kazanabilirim şeyine girdi. Burada Tuzla'daki örgütlemelerden sonra çoğu yerlerde sendikalı olduktan sonra bizim koşullarımız biraz daha değişti. Bu da yine bunun başında bizim örgütlenmemiz geliyordu. Şimdi eskiden yemekçi yemeğini getirdi ama biz bunu sorgulayamazdık. Hala çoğu, şunu biliyorum, örgütsüz fabrikalarda hala böyle. Ama şu anda bizim sendikalı olduğumuz, kendi mesela Uygunlar Deri'de çalışıyorum. 2-3 yıla yakında bir temsilcilik yapıyorum. Biz ara ara temsilci, 3 tane temsilci arkadaşlarla şunu yapabiliyoruz. Yemekçi bize yemek getiren yemek firmalarını gidip denetleyebiliyoruz. Yani ne kadar hijyenik, neler kullanıyorlar, ne yapabiliyorlar. Ama biz bunları da kazanırken bile burada biz su için, bize verilen su için bile direniş yapmak zorunda kaldığımız günler vardı ki işverenimiz şunu 5 yıl geçtikten sonra şunu söylemişti, siz su için bile direniş yaptınız. O suyun şimdi analizleri gelebiliyor. Tablolarda mesela yemek analizlerde kontrol analizin ama gerçek anlamda ne kadar olduğunu tabii biz o şey onu da bilemeyiz ama en azından gelebiliyor. Ama şu anda çalıştığımız köşelerin çoğu yerinde bölümlerde su seviyeleri var. Eskiden bu koşullar bile yoktu. Valla şimdi aklıma gelen bunlar siz sorarsanız ben size de şey söylerim, yardımcı olabilirim. Ama örgütsüz yerlerde şunu çalıştığımız bölgede örgütsüz yerlerde hala bu koşullar yok. İşte yemekhane koşulları şu anda çok düzgün. Yemek koşulları, tablolar eskiden şeyle verirlerdi, tablo tabaklarıyla ama şimdi herkes yemeklerini tabaklarla, porselen dediğimiz kırılmaz tabaklarla yiyebiliyor. Vardiya var mı? Vardiya, işin yoğunluğuna göre değişiyor. Vardiyadan yemek çıkıyor mu bize? Evet. Yani, ama şey dediğim gibi,
Yani, örgütlü olan yerler. Evet, tekrarlıyorum bunu ama bu yine örgütlü olan yerlerde oluyor. Diğer taraflarda şey yok, seçenek atılmıyor. Bir soru da ben sorayım. Yazlıçeşme'deki... Buyurun. Yazlıçeşme'deki yemek kültürüyle, fabrikalardaki yemek kültürüyle organize deri sanayindeki yemek kültürünün arasındaki farkı anlatabilir miyiz? Yani kültür derken... Yani insanlara verilen yeme, doyuruculuğu... Şimdi Kazlıçeşme'de zaten şey yok. Böyle yemek tesisleri ve şeyler yoktu. Ama bir iki tane büfe vardı, köfteci vardı. Bir köfteci de kuyruk vardı. O kuyrukta insanlar yerdi ve o zaman işte kavurma, bildiğiniz bir kavurmayla kaşar verirlerdi. Öğle yemeğinde de Allah ne verdiyse, ne geldiyse insanlar yerdi. Yemek fişi vermiyordu o zaman. Evet, sonradan yemek fişi çıktı, markalar çıktı, örgütledikten sonra tabii. Buyurun. Ben İsmail Bey'e bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Kendisi boşta çalıştığını söyledi. Daha önce ben de Çerkez Köyü'nde AYG firmasının bir sayı var. Tam hatırlayamıyorum. Profil olması lazım. Boş profil isim mi? Evet. Orada çalışan insan sayısı 3000-4000 civarındaydı. Çerkez Köyü'de. Yani 3000-4000 çalışanın yemekhanesinden tutun, yediği yemekler bile farklıydı. Çeşit oranı fazlaydı. Ana yemek 2 tane 3 taneydi. Salatalar 10-15 taneydi. Çorba 2-3 taneydi. Ama öyle bir firmayla deri sektöründe 50 kişinin çalıştığı bir firmadaki yemek farklılığı çok farklıdır. Yani 50 kişinin çalıştığı, ben kendi fabrikamdan örnek vereyim. Gelen yemek, ana yemek bir tanedir. Çorba bir tanedir. Salata aparatlarda birer tanedir. En fazla 4 veya 5'tir. Bu da yemek şirketine bağlı. Yani sizin çalıştığınız o 3000-4000 kişilik, yani dediniz ya bizim öyle bir sıkıntımız yok. Mevcut çok fazla olduğu için çeşitliliğiniz de bol. Belki de gıda mühendisiniz de içinizdeydi size. Bizim gıda mühendisi yemek içinin kendi bünyesinde. Ama demin dediğim gibi ana yemek olsun, çorba olsun birer tane olduğu için bir de küçük işletmeler olduğu için bizim sıkıntılarımız daha büyük oluyor yemek konusunda. Büyük firmalara nazaran. Ben bunu dile getirmek istedim. Bizim bulunduğumuz boş firmasında gıda mühendisliğinin haricinde Türk Metal Sendikası'nı üyeyiz biz. Türk Metal Sendikası da kontrolü elinden bırakmıyor aynı zamanda. Ne kadar da kontrol karşı tarafta olsa bile sendika tarafından da sürekli takip ediliyor. İnsanların sağlığı kontrol altında tutuluyor o şekilde. Şimdi ben ilave bir şey söyleyeceğim. Yaklaşık 10 bin kişi fabrikamız bizim. 10 bin kişiye yemek veriliyor ve en az da gece vardiyasında var. Gece vardiyasında da nereden baksanız 4000-5000 kişi çalışıyor. Şimdi bizim Alman disiplini var. Bunu net söyleyeyim. Almanya bizi kıskanıyor gerçi ama Alman disiplini var bizde net bir şekilde. Hiçbir gri bölge yok. Her şey nettir. Ya böyle olacaktır ya olmayacaktır. O yüzden yemek firmaları bunu bildiği için buna göre hareket ediyorlar. Yemek firmalarının gıda mühendisleri fabrika içerisinde çalışıyor. Taşeronada, yemekhanede. Gıda mühendisinin üst kontrolünü de bizim doktorlarımız yapıyor. Ve her gün analiz yapılıyor. Her gün bu üst kontrolün daha üst kontrolünü de sendika yapıyor. Bizim 2009 ya da 2007'li yıllarda tam hatırlamıyorum dönerden dolayı bir zehirlenme oldu. O fabrikaya da çok büyük ders oldu. Hem prestij açısından insanları otobüsle hastaneye götürdüler. Fabrikanın bunda hiçbir suçu yok. Sadece bekletilme yerinde yemekhaneyle alakalı bu. Ama sonuçta boşta olur bu. Zehirlenmeyle alakalı bir sıkıntı yaşadı. O zaman kontrol mekanizmasını daha da arttırdı. Yemek çeşitleri bir tane değil. Bizde 4 tane ana yemek var. Artı diyet yapanlar için tuzsuz yemek ve zeytinyağlı yemek var. Artı gluten hastası olanlar için ayrı yemek var. Yani bunlar nettir, standarttır. Hiçbir şekilde çizginin dışına kimse çıkamaz. Ya birdir ya sıfırdır. Böyle hani ya bugün esneyeyim de tamam hadi bugün tolerans tanıyayım değildir. O yüzden buna net bir şekilde 3 ayak yani yemekhane, fabrika doktoru ve sendika bunu her gün kontrolünü yaptığı için, işlerini yaptığı için bu sıkıntıları biz yaşamıyoruz. Buna patronun da dahil olması lazım. Bizim belki bir avantajımız var. Bizim fabrikamızda patron vakıf fabrika. Vakıf olduğu için belki avantajımız var. Ama ne olursa olsun
En büyük vebal insanların hakkını yiyerek alınan bir vebaldir. Bunu her patronun düşünmesi lazım. Siz de patronsanız onu da düşünmeniz lazım. Çünkü ne kadar kısarsanız kısın bunun hayrını göremezsiniz inancımıza göre. O yüzden onu yapmamak lazım. Yapmadığınız gibi de